alım bir son dakika bilgisi var. Hemen onu da paylaşalım. Kısa süre kısa bir süre önce e, İsrail ordusu Hizbullah terör örgütünün teröristlerin bulunduğu askeri hedeflerine yönelik kapsamlı bir saldırı başlattı açıklaması var. Detayları şöyle. Saldırı kapsamında İstihbarat Daire Başkanlığı, Kuzey Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutasındaki onlarca savaş uçağı terör örgütü Hizbullah'ın Lübnan'ın güney ve derin bölgelerindeki yaklaşık 120 askeri hedefe saldırı düzenledi. Saldırıya uğrayan mülkler arasında örgütün çeşitli birimlerinin önemli karargahları, askeri binalar ve Hizbullah teröristlerinin İsrail'in açıklaması Hizbullah teröristlerinin İsrail devletine karşı terör saldırıları planlayıp gerçekleştirdiği birçok altyapı yer alıyor. Saldırı örgütün yetkinliğine, komuta kontrol yeteneklerine ve acil durumdaki davranışına önemli bir zarar daha veriyor diyor. Hava kuvvetleri açıkladı. Bunu İsrail ordusu hava kuvvetlerinin, İsrail hava kuvvetlerinin önemli açıklaması. Yaklaşık bir saat mi geçti arkadaşlar? Bir saat önce, bir saat içerisinde daha doğrusu. Yemen'i vurmuştu. İsrail hava kuvvetlerinden yapılan açıklamada şimdi de Hizbullah'ı Lübnan'ı vurduğunu söylüyorlar. Önemli ardı arkasına saldırı bilgilerini paylaşıyor İsrail hava kuvvetleri yaklaşık Lübnan'ın güneyinde ve derin bölgesindeki yaklaşık 120 askeri hedefe saldırı düzenlendi bilgisi şimdi son dakika olarak ulaştı elimize hocam. İsrail durmayacak mı? Bu saldırılar devam mı edecek? Önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki dakikalarda bu saldırıların devamı gelir mi hocam? Gelecek. Yani bu çok net bir şekilde durdurulmadığı için, Netanyahu ve desteklendiği için gelecek. Bakın Sayın Hakan Fidan ne dedi? İsrail Gazze'de hedefine ulaştıktan sonra şimdi sıra Lübnan'dır dedi. Neden Lüb Lübnan'dan sonra peki neresidir hedef dedi? Türkiye olarak bunu çok iyi biliyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Burada Netanyahu'nun bütün bu açıklamaları kendisini sözde ortaya koyduğu bu hukuk dışı saldırıları meşrulaştırmaya çalışıyor kendi çapında. Fakat bunun tabii ki ne savaş hukuku bağlamında ne insancıl hukuk ne insan hakları hukuku hiçbir şekilde bağdaşmayan yönlerini maalesef dünya devletleri halen susarak izliyor. Bu ne kadar ürkütücü bir durumdur. Yani düşündüğünüz zaman başka bir ülkenin yerle bir ediyor şu an altyapısını, binalarını, sivil insanları hedef alarak hareket ediyor. Peki nerededir bu uluslararası camianın Birleşmiş Milletler Anayasası'nı oluşturan medeni devletlerin, medeni toplumların nerededir reaksiyonu ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da İkten beri aslında vurguladığı uluslararası camia nerededir noktasındaki, nerede bu insan hakları örgütleri, nerede bu insan hakları sözcülüğünü senin devletler demesinin pekala ki tam haklı yeri ve noktasındayız, kalbindeyiz. Çünkü kademeli bir şekilde evet. Gazze'de biz bu olay kapanacak diye umanlar, Lübnan'ı konuşuyoruz şimdi. Bakın İsrail'in kendi içerisinde bir dönem, Netanyahu'ya baş kaldırı, Netanyahu'ya karşı rehineler konusu ciddi gösteriler vardı. E, mitingler vardı. E şimdi bunu da görmüyoruz. Demek ki Netanyahu bu saldırılarla kendi kamuoyunda da bir destek alıyor. Çünkü kendi koltuğunu da bir anlamda güvence altına alarak hareket etmeye çalışıyor Netanyahu. Ama sadece kendi koltuğu değil, İsrail'in sosyolojik olarak yapısına baktığımızda halkın mentalitesine, sahip olduğu ideolojiye, Maalesef ve maalesef Tevrat'a dayandırılarak Fırat'tan Nile diye bir ide teolojik zeminde hareket eden e, burada ciddi anlamda kamuoyu var. E, bunun için bu bakın Batı Şeria'da insanlara, Filistin halkına, burada yaşayan yerli halka yönelik insanlık dışı muameller, tutuklamalar, buradaki insanları bezdirme, yerinden etme, yok etme planıyla davranılmaktadır. Çünkü inançları... Evet. Büyük kehanetin ortaya çıkmasıyla kendi amaçlarına varacağı yönündedir ki bu saldırıların özünde de biz bunları görmezden gelemeyiz. Hocam büyük kehanet için mi bu kadar etrafa saldırıyor? Bu kadar fütursuzca hareket edebiliyor İsrail. Baktığımız zaman siz de söylediniz. 7 Ekim'den sonra hemen ardından Gazze'yi vurmaya başladı ve Gazze'de 40 binden fazla sivil öldü. Ardından Lübnan'ı vuruyor. Günlerdir konuşuyoruz. Lübnan'da yaptığı saldırılarda Hizbullah'ın lideri Nasrallah olmak üzere tüm komuta kademesini neredeyse öldürdü, etkisi hale getirdi. İsrail kendi açıklamalarıyla söylüyorum. Tabii bölgede Saldırılar devam ediyor. Yaklaşık bir saat olmadı bile. Bir saat önce Yemen'i vurduğu, Hudeyde Limanı'nı vurduğu, önemli noktaları vurduğu geniş çaplı bir hava kuvvetleri operasyonuyla olduğu bilgisi vardı. Görüntüleri CNN Türk ekranlarında paylaştık. Sadece dakikalar önce son dakika bilgisi olarak paylaşmıştık. İsrail Yemen'den hemen sonra geniş çaplı bir operasyonla... Lübnan'ı vurdu, vurmaya devam ediyordu ama çok geniş çaplı bir operasyon gerçekleşti. Operasyonda e, İsrail Daire Başkanlığı paylaştı. Kuzey Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutan Komutası'ndaki onlarca savaş uçağı terör örgütü Hizbullah'ın Lübnan'ın güney ve derin bölgesindeki yaklaşık 120 askeri hedefine saldırı düzenledi diye paylaştı İsrail ordusu ve saldırıya uğrayan mülkler arasında örgütün çeşitli birimlerinin önemli karargahları, askeri binalar ve Hizbullah teröristlerinin İsrail devletine karşı terör saldırısı planlayıp gerçekleştirdiği birçok altyapı yer alıyor bilgisini paylaştı. İsrail Hava Kuvvetleri'nin açıkladığı bilgiler bu yönde. Şimdi ardı arkasına saldırılar geliyor. Hocam önemli bir saldırı. Son dakika bilgilerini izleyicilerimize hatırlatmış olduk. Gelişme geldikçe aktaracağız ama